Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörlerin başında yumurta sayısı ve yumurta kalitesi gelmektedir. Yumurta kalitesi anne yaşıyla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanı sıra rahim içini döşeyen endometriyum tabakası, erkekle ilgili sperm parametreleri, spermin nasıl olduğu, polipler, miyomlar, tüpün içinde sıvı olup olmadığı, gebe kalıp kalmama şansını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Tedaviye başlarken en başta yapmamız gereken 3 temel tetkik bulunmaktadır. Bunlardan biri en başta yapılması gereken erkeğin spermogram dediğimiz sperm semen analizi. Burada sayıya, hareketli sperm oranına ve bunun yanı sıra normal şekilli sperm oranına bakmaktayız. Bunun normal sonuç vermesi durumunda bir kez yapılması yeterlidir. Ama anormal semen parametreleriyle karşılaştığımızda ikinci bir değerlendirme yapmak ve hatta bir üroloji hekiminin, üroloji uzmanının görüşüne başvurmak önem taşır. Bundan sonra eğer erkekte problem yoksa kadınla ilgili yumurtlamayı değerlendirmemiz gerekir. Kadınla ilgili tüplerin açık olup olmadığını değerlendirmemiz gerekir. Düzenli adet gören bir kadında %90-95 olasılıkla yumurtlamanın olduğunu, yumurtlamanın sağlıklı olduğunu söylemek mümkündür. Adet aralarının kısalmasıyla birlikte 22-23 gün ara ile adet gören bir kadında belki yumurtlama ile ilgili problem, yumurta kalitesi ile ilgili problemler karşımıza çıkabilir. Ancak 27-28-30 gün ara ile düzenli adet gören bir kadının çok büyük olasılıkla yumurtlama ile ilgili bir problemi yoktur. Diğer parametre tüplerin açık olup olmamasıdır. Bunun için aşağıdan ilaç vererek rahim röntgeninin çekilmesi gerekir. Bu röntgen filmiyle hem rahim içini hem de tüplerin, tubaların açık olup olmadığını değerlendirmek mümkündür. Ne işe yarar tubalar? Yumurta ile spermin bir araya geldiği doğal ortamı oluşturur. Aşağıdan ilişkiyle gelen spermler yumurtalıktan, yumurtlama döneminde atılan yumurta ile tüpün içinde bir araya gelmekte ve döllenme gerçekleşmektedir. Bu döllenme uygun tüp ortamında gerçekleştikten sonra oluşan embriyo yavaş yavaş rahim içerisine gelerek burada yerleştiği takdirde, rahim içinde yerleştiği takdirde gebelik gerçekleşir ve bu devam eder büyük olasılıkla. Eğer tüp tıkalı ise yumurta ile spermin bir araya gelmesi mümkün olamayacağı için bu durumda gebelik gerçekleşmesi olmaz. Zaten bu kişilerde başvurulacak tedavi yöntemi, tüpleri tıkalı olan kadınlarda başvurulacak tedavi yöntemi en başta tüp bebek veya çeşitli cerrahi girişimlerle tüplerin açılması işlemidir. Ancak son zamanlarda başarı oranının daha yüksek olması, kadın açısından daha az sorun teşkil etmesi nedeniyle tüp bebek uygulamaları tüplerle ilgili problemi olan kadınlarda tercih edilmektedir. Burada bir parantez açıp hidrosalpenks dediğimiz tüplerde sıvı birikimine de değinmek gerekir. Çünkü tüplerde sıvı biriktiği takdirde bu tüp bebek şansını da azaltan bir faktördür. Her ne kadar tüp bebek tedavisinde tüpler devre dışı kalsa da tüpte biriken sıvı rahim içerisine yerleştirdiğiniz, rahim içerisine koyduğunuz sağlıklı embriyoların rahim içine tutunma şansını azaltır. Hidrosalpenks tüpün yumurtalık kısmının, yumurtalık tarafındaki ucunun tıkalı olması ve tüpün içinde daha önce geçirilmiş olan enfeksiyonlara, daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak sıvı birikmesidir. Bu biriken sıvı yavaş yavaş rahim içerisine boşalıp gebeliğin yerleşimini olumsuz etkiler. Bu nedenle tüp bebek dahi yapacak olsanız rahim filminde tüpleri tıkalı olan, yumurtalık tarafından tıkalı olup tüpün içinde sıvı biriktiği durumlarda öncelikle bu tüpleri laparoskopik olarak kapatmanız veya tüple uterusun, tüple rahimin ilişkisini, irtibatını kesmeniz gerekir ki daha sonra gebelik şansı yüksek olsun. Tüpün rahim kısmının tıkalı olduğu durumlarda böyle bir işleme büyük olasılıkla gereksinim duymayız ve tedaviye geçebiliriz.